Bir izleyicimiz tesettürünü açan bayanların durumu nedir diye sormuş. Allah'ın emrine karşı gelmiş olur. Ne diyeyim yani şimdi ayet-i kerimede Yüce Allah Nur suresinde وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ buyuruyor açık açık. Hem de tekitli bir ifadeyle o ayette bir de vurgu yaparak Arapça bilenler onu bilirler. O وَلْيَضْرِبْنَ başında mesela lam harfi var. O da yani kesinlikle yapsınlar, kesinlikle örtsünler anlamında. Yani o örtme, örtsünler değil sadece. Mutlaka örtsünler. O kuvvet kazandırıyor anlamı. Böyle kesinlik kazanan, vurgulu bir emri yerine getirmeyen insan için ben ne diyebilirim ki? Allah izan nasip etsin. Allah'ın emrine uymak konusunda hassasiyet nasip etsin Cenab-ı Allah kendisine. İnşallah böyle bir yanlışa düşmezler. Allah'ın emrini yerine getirip örtünürler. Tesettüre girdikten sonra açılmak olacak şey mi yani? Değil mi? Güzel bir bina yap, örtün, işte güzel bir bina. Ondan sonra vur dibine kazmayı, binayı yık. Oldu mu şimdi bu? Yazık değil mi? O güzelim binayı sen yaptıktan sonra yıkıyorsun. Tesettüre girdikten sonra bir daha açılıyorsun. Olacak şey mi bu?